Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Teknofest 2022 Rize'yi anlatmak üzere karşınızda geçmiş bulunmaktayım. Ayrıca ben de Teknofest Gece finalistlerinden biriyim ama Samsun'a gidemedim. Şimdi ilk başta hikayemi anlatmaya başlayayım. Şimdi biz ilk önce Asez İlhan İlkokulu'nda okuyorum, 3. sınıfı. Orada takım arkadaşım Doğu Kılıç ile başvurmuştuk geçen sene 1. sınıftan beri. Ama daha projelerimiz geçmemişti. Bu yıl nasip oldu, geçti. İşte sonra ilk aşama PDR aşamasını geçtik. İkinci aşamayı geçememiştik. İtirazımızı ettik. Oradan geçirdiler. Kaldık final aşamasına. Final aşamasını geçemezsin. Bittik dedik. Yani benim içimde bir his vardı aramızda. Teknofest'e gideceğimle ilgili. İşte geçtik Teknofest'e. Ama itirazla geçtik. Sonra bak 11 Ağustos uçağımızın olması gerekiyordu Rize'ye. Yani baktık bize uçak bileti alalım diyor. 10 Ağustos'tu. Annem, babam, öğretmen, takım arkadaşım falan herkes T3 vaktine ulaşmaya çalışıyor. Yani biz bunları belirttik. En son Gaziantep Şahin Bey Şahin Bey 1 koordinatörü Tuğba Hoca ile konuşmuştuk. Ayrıca ona selam söylüyorum. İşte oradan bize uçak biletine bir adamdan ama büyük bir koordinatör. Ondan bize uçak biletini aldı. Biz de yarın oldu. İşte biz de o akşam öğretmenim, takım arkadaşım, ben evlerde bir evde buluştuk. Orada proje tanıtımı. Aynı zamanda benim annem ve babam da Trabzon'da finalisti. Sonra işte tanıtım ve onları falan konuştuk. Bana Teknofest finalist haberi zaten İstanbul'da geldi. Sonra biz geri geldik. 11 Ağustos ilk uçağa Gaziantep Havalimanı'nda Ozel'de bindik. Rize'ye, Ankara'ya doğru aktarmalı yapıyorduk uçuşumuzu. Trabzon'a gidecektik. Trabzon'dan da Rize'ye otobüsle gidecektik. Uçuşumuz güzel geçti. Ankara'da bir iki saat bekledik. Sonra diğer uçağa bindik. Ama Trabzon uçuşu biraz sarsıntılıydı. Çünkü pilot bayağı hızlı sürüyordu ve de kadındı. Biz biraz tedirgindik. Ben de cam kenarındaydım o ara. Gece bulutlar gözükmüyor diye sanıyordum. Gece bulutlar gözüküyormuş uçaktan, onu öğrendim. İşte inişirken zaten şak diye böyle bir zıpladık. O asla aklımdan çıkmaz. İşte öyle. Sonra biz otobüsle gidecektik. Havalimanında bekliyoruz. Otobüs gelmiyor. Şoförlerden biri de söyledik. Dedik bize otobüs gelmiyor. Gönderemiyoruz diyorlar. Nasıl gönderemezsiniz diyor öğretmenimiz. Gönderemiyoruz dedi. Sonra valiyi aradılar. Vali de şu anda bütün otobüslerimiz dolu. Otobüs yollayamıyoruz dedi. Biz orada Antep fıstığı ye bir 3 saat falan bekledik havalimanında. Havalimanında bekledik. Sonra bir havaşla gittik. Havaş, havabüs, kim ne diyorsa. Onlarla gittik Rize'ye. Saat biz otobüse bindiğimizde 2.30'du. Gece 2.30'du. Sonra saat 3 gibi Trabzon'a vardık. Rize'ye vardık. Sonra üstümüzü değiştirdik. Yerleşmeyle saat 4.30 oldu. Sonra bir saat uyuduk. Hemen kalktık zaten. Ben de böyle yatağa gidince hemen uyuyorum insanlardan değilim. Bir yarım saat sonra uyuyorum.
Yani bir yarım saat uyku var. Öyle diyeyim. Sonra ilk gün yürü geldi şu. İlk gün adada gittik. İlk gün yürü geldi. Biz de onu projeyi anlattık. Projeleri anlatınca dedik biz gelmeyelim bundan sonra bu alana. Bir de katılım belgesi veriyorlarmış. Onu öğrendim. Yoksa gelmeyecektik alana. Katılım belgesi de işte ikinci gün alanı gezdik. İşte eşantiyon falan aldık. İkinci gün hep Ayder yoluna gittik. Yani üçüncü gün son gündü. Orada bayağı eğlence, müzik çok iyiydi son gün. Onu demeliyim. Biz de ayrıca finalistler sırasında 27. olmuşuz Teknofestivize'de. Teknofestivize'de 27. olduk. Biz uçuşumuz zaten biz iki uçakta uyuduk. Uçuşumuz galiba 6-7 arasıydı. Biz o... Yok. Biz uçak da 9'daydı. Trabzon havalimanında olacak. Uçuşumuz 9'daydı. 9'da bindik. Biz zaten o uçaklarda bu sefer uyuduk arkadaşımla. Sonra geldik. Eve. Annemi gördüm. Babam vardı. O sırada bizim teyzem de evdeydi. Kardeşim de evdeydi ama kardeşim beni bir süre beklemiş 12'ye kadar. Ben 2'ye geldim. 12'ye kadar beklemiş sonra dayanamamış yapmış. Teyzem de buraya staja gelmişti. İşte geldim, uyudum. Kardeşim sabah uyandı. İşte sarıldık. Sonra hediye bir şeyler. Evet, bu kadardı. Yani bize güzel bir yerde. Teknofest'te proje yazmanızı tavsiye ederim. Yani Teknofest güzel bir yer. Yani nasıl anlatsam. Yani bir de Karadeniz'in havası böyle. Her gün yağmur yağıyordu, atışıyordu. Sıcaktı, soğuktu. Bir değişik bir havası vardı. Ama güzeldi. Proje yazmanızı tavsiye ederim. Hepinize iyi günler diliyorum. Bay bay.